Selamlar, saygılar. Ben Aziz Serin. Bugün günlerden 28 Temmuz 2024. Geçtiğimiz hafta aksaklık hisse fiyatı çok geri çekilince bu konuyla ilgili çok fazla soru aldım. Ben de aldığım bu sorulara toplu cevap verebilmek adına ve geçtiğimiz hafta bu hisse fiyatının neden düştüğüne dair kendimce çıkarımlarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve bu düşüşün nereye kadar sürebileceğini, neden düştüğünü kendimce izah etmeye çalışacağım. Ve yine 2024 sonu için hem şirketin paylaşmış olduğu ciro ve kar beklentilerini kendimce yorumlamaya çalışacağım. Acaba bu düşüş gerçekten hisse fiyatı çok pahalı olduğu için mi düştü, yoksa başka nedenlerden dolayı mı düştü? Ha bir de şu konu var ki gerçekten önemli bir konu. Şirket geçtiğimiz hafta bedelsiz bölünme yaşamıştı. %1100 gibi yüksek oranla bedelsiz sermaye artırımında bulundu. Ve o dönemde de bana çok soru gelmişti bu konuyla ilgili. Şirket bedelsiz sermaye artırımından sonra hisse fiyatı acaba düşer mi? Tahta hantallaşır mı? Bundan dolayı hisse fiyatı satış yer mi diye çok soru almıştım. Ve açıkçası çok da anlam veremediğim bir konu bu. Hisse fiyatını etkileyen şeyin bedelsiz bölünme veya başka bir şey değil de bana göre şirketin hisse fiyatını etkileyen şey şirketin satışlarının artması veya artmaması, karının azalması veya artmasından dolayı hisse fiyatı düşer. 2024 yılına başlarken de 2024 yılının ilk çeyrek finansallar açıklandıktan sonra da aksaklılık 2024 yılının sonuna dair gerçekten güzel beklentiler paylaştı. 1 milyar dolar gibi ciro bekliyoruz demişlerdi. %18 ila 23 aralığında FAVÖK marjı oluşur beklentileri vardı. Güzel beklentilerdi bunlar. Hal böyle olunca hisse fiyatının hani yukarı gitmesi, karlılığın artacağından dolayı yukarı gitmesi gayet normal bir durumdu. Ta ki bu geçtiğimiz haftaya kadar da bu gerçekleşti. Hisse fiyatı yukarı yukarı gidiyordu ve bedelsiz bölünmeden hemen sonra bir geri çekilme yaşandı. Şimdi bu geri çekilmeyi hem grafik ile size izah etmek istiyorum, hem takas analiziyle, aracı kurum dağılımlarıyla izah etmek istiyorum ve en sonunda da kendimce uyarlamış olduğum temel analiz verileriyle kendi beklentilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki belirtmek isterim. Benim bu yapacağım çalışmalar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sizler için bir ölçü olmamalı. Ben sadece bir yatırımcı olarak şirketimi nasıl takip ettiğimi, oluşan bu fiyat hareketliliğini nasıl incelediğimi sizlerle paylaşmak istiyorum ki sizler de hem kendi şirketlerinize hem aksaklılıkla ilgili yapacağınız çalışmalara örnek olabilir diye düşündüm bunları. Şimdi arkadaşlar 2024 yılında başladığımızda malumunuz olduğu üzere aksaklılık beklentilerini paylaşmıştı burada. Ben çok uzatmayacağım konuyu. Burada görüldüğü gibi ciro için 1 milyar dolar ciro bekliyordu. FAVÖK marjı da %18 ile 23 aralığında oluşur diye beyanda bulunmuşlardı. Ve piyasada bu beklentileri beğenmişti. Şirkette yaşanan bu güzel gelişmeler de iyi fiyatlanıyordu. Bakın hemen grafiği paylaşmak istiyorum sizlerle, hisse fiyat grafiğini. Görüldüğü gibi burada haftalık grafik bu ama günlük grafikte çok daha net bir şekilde görebiliriz ki 2023 yılı, bakın 2023 yılından sonra 2024 yılına girdiğimizde gayet güzel bir performans oluşmuştu. Burada beyaz alan 2024 yılını temsil ediyor. Önceki gri alan 2023 yılını temsil ediyor. Şimdi günlük grafikteki bu düşüşü haftalık grafikte şöyle anlamlandırabiliyorum kendimce. Haftalık ve döviz bazlı. Hani dolar bazlı baktığımızda şimdi fiyat hareketlerine bakın burada lütfen. Hissenin satış yediği yer en yüksek gördüğü değer 0,39 cent. Yani 39 centten satış yemiş. Bu 39 cent 40 cent seviyeleri 2023'ün sonlarında, özür dilerim, 2023'ün başlarında, 2022'nin sonlarında da direnç olarak çalışmış burada bakın gördüğünüz gibi. Yani haftalık dolar bazlı grafikte bir direnç bölgesinden satış yediğimiz görülüyor. Şimdi burada güzel bir çanak formasyonu vardı aslında. İşte burası da kulp idi. Burada bir tane daha kulp olur mu? Tabii ki bilemiyorum. Ben burada hani fiyat bu yöne evrilir, bu yöne çekilir, bu yönden buradan geri yukarı gider gibi bir beklentimi söylemim yok. Fakat şunu biliyorum ki teknik analizde de bazı geçmişte yaşanan hareketler gelecekte de yaşanabiliyor. Şimdi buradaki şey şu olabilir mi bilmiyorum. Buradaki çanaktaki bu önceki kulp gibi burada bir tane daha kulp oluşturup sonra bu çanak formasyonunu yukarı kırıp acaba devam edebilir mi şirket? Şimdi bunun yaşanabilmesi için şirketin faaliyetlerinde
geri çekilmeye gerektiren bir şey yok bildiğim kadarıyla. Önümüzdeki dönem içinde hani şirketin büyümeye devam etmesi, 2024 yılında ve 2025 yılında devreye alacağı yeni kapasite artırımları var. Hani şirketin faaliyetlerinin büyümesi söz konusu. O zaman şu çanak formasyonu, hani çanağın dibi 20 sent gibi, tepesi de işte 40 sent gibi yaklaşık olarak, bu dip ve tepe arasında 20 sent marj var. Acaba tepeyi geçebilirsek o 20 centlik marjı üstüne ilave ederse 60 cent olabilir mi? Tabii ki bu bugünden yarın olabilecek bir durum değil. Uzun vadede, orta ve uzun vadede bu çanak yukarı geçilirse böyle bir beklenti var. Ben olayın bu tarafına bakıyorum biraz da. Çünkü dedim ya, şirketteki gelişmeler olumlu, pozitif. Hani fiyatın da pozitif seyri olması gerekir diye düşünüyorum. Bu haftalık dolar bazlı grafikle ilgili tespitim bu. Yine haftalık TL bazlı baktığımızda ise paylaşmak istediğim çok basit ve işlevsel bir durum var arkadaşlar. Şimdi birazcık geriye gitmek istiyorum. 2021 yılına bakalım. Bakın burası 2021 yılı, beyaz alan. Şimdi ben grafiklerde hep kullandığım ortalama, 3 tane ortalama kullanıyorum. 7, 21 ve 50. Şimdi haftalık baktığımız için 7 haftalık, 21 haftalık ve 50 haftalık olarak bunu görüyoruz. Burada bakın 2021 yılında hisse fiyatı geri çekilirken hep 21 haftalık kırmızı ortalama destek olmuş görüldüğü gibi. 2022 yılında da yine hisse fiyatı geri çekilirken 22 haftalık ortalama destek olmuş. Bu 2023 yılında bu düzen bozulmuş. Bakın burada görüldüğü gibi 2023 yılında 21 günlük 21 haftalık ortalama aşağı kırılmaya başlamış. Hatta 2023 yılının o seçim öncesiydi galiba. 50 günlük ortalama dahi aşağı kırılmış olarak görülüyor burada görüldüğü gibi. Şimdi 2024 yılına geldiğimizde bakın burada 2023'ün sonlarında yine 50 günlük ortalama test edilmiş. 2024 yılında ise yaşanan geri çekilmeler her defasında 21 haftalık ortalamada son bulmuş. Hep dip seviyelerimiz 21 haftalık ortalamaya denk gelmiş burada görüldüğü gibi. Şimdi 2024'ün Temmuz ayındayız ve yaşanan bu sert geri çekilme yine daha önceki yıllarda olduğu gibi 2023'ü yok sayarsak, hani 2021 yılında, 2022 yılında ve 2024 yılında da her defasında destek olan 21 haftalık ortalama yine burada destek olacak olursa, bakın burada görüldüğü gibi 21 haftalık ortalama 9.97 seviyesine denk geliyor. Şu anki hisse fiyatı da 10.50 olduğuna göre, hani fiyat geri çekilmeye devam ederse nereye kadar geri çekilebilir sorusunun cevabı bir nebze burada verilebilir diye düşünüyorum. 21 haftalık ortalama 9.97, kabaca 10 lira dersek hani bir %5'lik düşüş ihtimali var mı? Var. Bu geçmişte oluşan fiyat hareketliliği yine olacak olursa, her seferinde olmayabilir tabii ki, kabul ediyorum, ama çoğunlukla böyle olmuş. Şimdi durum vaziyet grafikte bu benim görebildiğim kadarıyla. Hani belki bir ihtimal %5 daha çekilme ihtimali var. Peki bu %5'ten sonra da yine yukarı dönme ihtimali yüksek, daha önceki dönemlerde olduğu gibi. Şimdi grafikte görüntü bu. Haftalık dolar bazlı dirençten döndük. TL bazlı ortalamalarımıza geri çekildik. Buralardan bir dip yapıp tekrar yukarı dönme ihtimali söz konusu. Peki bu son 3 günlük, geçtiğimiz haftanın son 3 işlem gününde yaşanan düşüşlerde hangi kurumlar satış yaptığı, aracı kurum dağılımın da ben onu size izah etmek istiyorum. Hangi kurumlar satış yaptı, hangi kurumlar alış yaptı? Bu da şirketin takas görüntüsü paylaştığım gibi. Şimdi 26 Temmuz son gün olsun, son 3 gün. Zaten grafikte de, günlük grafikte görürsünüz. 24 Temmuz, 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihlerinde şirket hisse fiyatı çok geri çekildi. O 3 günde satan kurumlar kim, alan kurumlar kimler? Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Takas tablosu kayboldu. Hemen onu geri getirmek istiyorum. Şöyle yapalım. Takas tablosu da burada dursun. Şimdi satan kurumlara bakalım öncelikle. Mesela Meksa Yatırım satmış bu son 3 gün içerisinde. Meksa Yatırım'ın satışları eksiye geçmiş. Bakın takastaki payı eksiye düşmüş. 0.33. Yani bu şirketin tahtasında çok az malı olan bir kurumdu Meksa Yatırım ve sattıklarıyla da eksiye geçti. Yine satan ikinci en büyük kurum QNB Finans Yatırım olarak gözüküyor. Takastaki payı, kalan payı şu an 1.17. Üçüncü en çok satan kurum Info Yatırım. Takastaki payı 0.27.
Bank Off satmış burada. Takastaki pay zaten Bank Off'un takası yok. 0.01 eksi gözüküyor. Söylemek istediğim şey şu. Satan kurumlar tahtada çok az malı olan kurumlar. Alan kurumlar kimler biliyor musunuz? Alan kurumlar mesela İş Yatırım. İş Yatırım 5.3 milyon lot almış ve bunun takastaki payı %10. Bakın burada görüldüğü gibi İş Yatırım'ın burada dördüncü en büyük pay sahibi olan kurum %10.65 payı var. En çok alan kurum İş Yatırım. Bu geçtiğimiz haftaki düşüşlerde. İkinci en çok alan kurum kim biliyor musunuz? Ak Yatırım. Yine takası yok ettim burada. Hemen onu geri getirmek istiyorum. Ak Yatırım'ın takastaki görüntüsü de hemen tekrar paylaşayım sizlerle. Ak Yatırım burada en büyük ikinci pay sahibi. Aksaklılık'taki en büyük ikinci pay sahibi. Bu geri çekilmelerde Ak Yatırım da paylarını çoğaltmış burada görüldüğü gibi. Yüksek miktarlı paya sahip ikinci şirket. En çok alan üçüncü kurum Vakıf Yatırım. Vakıf Yatırım %3 takas oranına sahip. Ziraat Yatırım yine %3.22 paya sahip. Yani işin özü şu. Satan kurumlar tahtada az malı olanlar. Alan kurumlar ise daha çok ilk 5 kurumda payı çok olan kurumlar alıyor. Bu düşüşleri bu şekilde değerlendirmiş büyük kurumlar. Bu tahtanın büyük kurumları daha doğrusu. Dolayısıyla grafikteki görüntü satış yemiş doğru dirençten döndü. Ve bana göre grafikteki görüntü satışlar sonlara yaklaşıldı. Dip bölgelere yaklaştık. Aracı kurum dağılımlarında takas değişimlerinde de satan kurumlar küçük kurumlar. Alan kurumlar daha büyük kurumlar. Bütün bunlar tabii ki genelde varsayım üzerine kurulu. Ve ilk defa da beni görmüşsündür takas analizi yaparken, aracı kurum dağılımı paylaşırken. Tabii ki ben de takip ediyorum. Çok etkin bir şekilde kullandığımı söyleyemem bu yöntemleri. Ve benim asıl yatırımlarıma yön verdiğim konu temel analiz konusu. Şimdi oraya geçeceğim. Temel analizle ilgili bu şirketteki bakış açımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi takas ve grafikle ilgili düşüncelerimi paylaştım. Ve şirketin 2024 yılına dair sunmuş olduğu beklentilerden de yola çıkarak kendince oluşturmuş olduğum 2024 sonu için satış rakamı, kar rakamı, o karların ne kadar fiyatlanabileceği konusunu. Asıl benim için belirleyici olan yer burası arkadaşlar. O yüzden de burayı daha dikkatli dinlemenizi tavsiye ederim. Ve yine belirtmek istiyorum ki burada yapacağım çalışma gerçekten de sizlere örnek olabilmesi adına yapıyorum bu çalışmaları. Benim aksaklılık ile ilgili çıkartmış olduğum, çıkaracağım fiyat sizleri bağlamasın lütfen. Belki de çok yanlış fiyat hesaplamış olabilirim. Beklentilerimi çok yüksek tutmuş olabilirim. Neticede ben de bu şirkete ortağım. Çok da objektif olmayabilirim. Bütün bunları göz önünde bulundurarak çalışmalarımı izleyin lütfen. Şimdi şirketin hali hazırda en son açıklamış olduğu bilanço 2024'ün ilk çeyreğiydi. 2024 ilk çeyrek döneminde açıklamış olduğu finansallarla beraber şirketin bir yıllık satış rakamı 26.6 milyar TL. Bir yıllık FAVÖK rakamı 4.9 milyon TL. Net kar rakamı da 2.2 milyon TL. Şimdi bütün bu verilerle beraber şirketin çarpan analizini yaptım. Çarpan analizini yaptığımda tabloda da görüldüğü gibi şirketin 40.7 milyon TL yani 40 milyar 792 milyon TL piyasa değeri var. Bu piyasa değeri şirketin bir yıllık satışının 1.53 katı ile fiyatlanıyor. Bir yıllık FAVÖK rakamının da 8.29 katı ile piyasa değeri oluşuyor. Bir yıllık karının 18.20 katı ile piyasa değeri oluşuyor. Yani FK'sı 18.20 ve PD-DD rasyosunda yani öz sermayesinin, şirketin öz sermayesinin 2.24 katı ile piyasa değeri oluşuyor. Ve bu değerler güncel değerler, hisse fiyatının geri çekilmiş olduğu hali ile oluşan değerler. Şimdi şirket 2024 yılında beyan etmiş olduğu 1 milyar dolar ciroyu yaparsa acaba ne kadar TL bazlı ciro elde eder? Bakın onu şöyle hesapladım ben. Şimdi açıklanmış olan ilk çeyrek finansallar zaten belli. 2024'ün ilk çeyreğinde 215 milyon 134 bin 690 dolar ciro yapmıştı şirket. Ve oluşan kur ortalaması ilk çeyrekte 30.87 idi. TL bazlı cirosu 6.6 milyar TL idi. %19.1 FAVÖK marjı oluşmuştu. Ve buna karşılık 1 milyar 262 milyon TL FAVÖK rakamı oluşmuştu.
O çeyrek için geçtiğimiz ilk çeyrekte %10.17 net kar marjı oluşmuştu ve 675 milyon TL net kar oluşmuştu. Şimdi bu eldeki ilk çeyrek verilerinden sonra şöyle bir çıkarımda bulundum ben. Şirket yılın sonunda, 2024'ün sonunda 1 milyar dolar ciro elde edeceğini söylemişti. Bunun doğru olacağını düşünüyorum çünkü Aksakrilik daha önceki yıllarda da taahhütte bulunduğu ciroları yerine getirdi. O yüzden 1 milyar dolar ciro yapması için önümüzdeki 3 çeyrek dönem içerisinde 2024'ün sonuna kadar her çeyrek ortalama 261 milyon 620 bin dolar ciro yapması gerekiyor ki 1 milyar dolara ulaşabilsin. Burada görüldüğü gibi her çeyrek böyle girdim rakamlarımı ve her çeyreğe olabilecek tahmini makul bir dolar kuru seviyesi girdim. Şimdi ikinci çeyrek dönemde kur ortalaması 32 küsür gibi oldu. 32 kur ortalamasını girdim. Eğer 261 milyon 620 bin dolar ciro yaparsa ve kur 32 ortalamayla hesaplanırsa ikinci çeyrek finansallarının cirosunun 8.3 milyar TL olabileceğini hesaplamış oldum. Şimdi şirketin FAVÖK beklentisi neydi? FAVÖK beklentisi %18 ile 23 aralığını baz almışlardı şirket. Aşağı yukarı yaklaşık olarak yani ortalaması 20, 50, 21 gibi ortalama çıkar. Ben de buna dayanarak ikinci çeyrekte kar marjı, FAVÖK marjı %19'dan %20'ye, üçüncü çeyrekte %22'ye, dördüncü çeyrekte %22'ye ve toplamda ortalamanın %20.88 olabileceğini varsaydım. Bütün bu FAVÖK beklentilerime göre oluşan rakamlar burada. Yine net kar marjı bölümünde de ilk çeyreğin net kar marjı %10.17 idi. İkinci çeyrekte %10.50 olabileceğini düşündüm. Üçüncü çeyrekte %11 olabileceğini düşündüm. Dördüncü çeyrekte yine %11 net kar marjı olabilir varsayımında bulundum. Tabii ki bu varsayımlarımı gerçekleştirirken, buraya yazarken ben şirketle de görüşüyorum arkadaşlar. Ben de görüşüyorum şirketle. Hatta Temmuz ayının başlarında görüştüm. İşlerinin iyi gittiğini, çalışmaların güzel, verimli geçtiğini ve analiz toplantısına katılmıştım ben bu şirketin. Bu yıl kar marjlarının 2023'ten daha yüksek olabileceğini söylemişlerdi. Ki açıklanmış olan ilk çeyrek finansallar da bu söylemi doğruluyordu. Bakın şöyle yapalım. Hemen malitablo.com üzerinde şirketin mesela FAVÖK marjı %19.01 bu 2024'ün ilk çeyreğinde. Yıllıklandırılmışta ise %18.45 gibi FAVÖK yıllık kar marjı gözüküyor. Net kar marjında ise bakın burada görüldüğü gibi %10.17 ilk çeyreğin net kar marjı vardı. 2023 yılının son çeyreğinde oluşan net kar marjı biraz düşük kalmıştı. O yüzden 2024'ün daha yüksek karlarla geçebileceğini düşündüm. Şirketten aldığım bilgilerle doğrultusunda da hani kar marjının tablomda yazmış olduğum gibi biraz daha yükselme ihtimalini gözümde bulundurarak ortalamada %10.70 gibi yıllık net kar marjı olabilir varsayımında bulundum. Şimdi 2024 yılını tahminlerimle böyle sonuçlandırmış olduğumda acaba bu tahminlerim gerçek olursa sonuçta ne ortaya çıkacak? Bunu hesaplamaya çalışalım. Şöyle yapalım. Bu tabloyu birbirine yaklaştırayım ki olan tahminlerimi tabloma girebileyim. Şimdi bu tablo formüllü tablo. Kendince yaptım formüllerini. Kendi beklentilerimi girdiğimde hisse fiyatı bir şekilde burada formüllerle hesaplanmış olacak. Onu size izah etmek istiyorum. Şimdi benim tahminlerime göre şirketin 1 milyar dolar ciro yaparsa ve kur da benim beklentilerim dahilinde gerçekleşirse hani 32, 3. çeyrek ortalaması 33, 4. çeyrek 34 gibi tahminlerim var. Ama şimdi bunu kabul etmek gerekir. Şu an dolar kuru sabit tutuldu. Merkez Bankası'nın böyle bir para politikası var. Bundan dolayı ben de dolar tahminlerimi böyle biraz daha düşük tuttum. Eğer ki hani yarın bir gün dolar kuru serbest bırakılır ve dolar yukarı yukarı gitmeye başlarsa o zaman ben tabloma döneceğim ve o olabilecek kur rakamlarını burada güncelleyeceğim, revize edeceğim. Ona göre hani sizler de bunu bilin ki buradaki tahminler ilelebet geçerli tahminler değil. Piyasada değişen şartlar karşısında ben de gene tablomu burada güncelliyorum. Ama şu anki tempo, doların gidişatı böyle bir hesap yapmamı gerektiriyor. Bu hesabı yaptığında 32 milyar 542 milyon TL gibi yıllık ciro olabileceği ortaya çıkıyor. Şimdi tahmini olarak 32 milyar 542 milyon ciro olursa, düz girdim rakamı ve benim beklentim olan FAVÖK marjı %20.88, hani biraz da burada iyimser olmak istiyorum.
%, hani çok da fazla değil, çok da fazla uçmak istemiyorum. %21 gibi FAVÖK marjı olabilir diyorum. %21 FAVÖK marjı olursa şirketin 2024 sonunda 6 milyar 833 milyon TL FAVÖK rakamı olabileceğini düşünüyorum. %10.77 olan net kar marjı tahminimi ise %11 olarak tabloma girdiğimde, düz rakam olması için, 3 milyar 579 milyon TL net kar üretebileceğini hesaplamış oldum. Şimdi benim bu tahminlerim gerçekleşirse şu anki 2024 ilk çeyreğinde oluşan bir yıllık ciroya göre %22 ciro artışı olacak. %38 FAVÖK artışı olacak ve %59 da net kar artışı yaşanmış olacak. Tablomda ortaya çıkan rakamlar bunlar. Peki bu artış oranları ve ortaya çıkan bu ciro, FAVÖK ve net kar rakamı acaba piyasa tarafından nasıl fiyatlandırılır? Asıl önemli olan kısım bu ve yine belirtmek istiyorum ki yapacağım bu çalışma sizler için de örnek olması adına yapıyorum. Şahsi beklentilerindir, sizlerin beklentisi farklı olabilir. Kar marjlarını daha düşük tutabilirsiniz, daha temkinli olmak istersiniz. Herkesin bakışı, fikri değişiktir. Bunlar benim fikirlerimdir. Lütfen sadece benim fikirlerime bakarak yatırımlarınızda karar vermeyin. Şimdi şirketin çarpanlarına bakmıştık hatırlarsanız. 1.53 ciro çarpanı vardı. Yani bir yıllık cirosunun 1.53 katı kadar fiyatlanabiliyor. Ve şu anki güncel rasyo olduğuna göre fiyat geri çekildikten sonra bu rasyo ortaya çıktı. Acaba piyasa yine şu anki ortalamaları kullanarak 2024 yılını bitirirse ortaya ne çıkar? Buna bakmak istiyorum. Ama bunun öncesinde şunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim tahminlerime göre oluşan bu kâra göre prospektif çarpanlara da çıkarttım buraya. Şimdi güncel rakam 1.53 PDNS rasyosu. Olabilecek ciro gerçekleşirse, 32 milyar 542 milyon lira gerçekleşirse, burada görüldüğü gibi formüllü, ciroyu güncel piyasa değeriyle kıyasladığımızda 1.25'e düşüyor PDNS rasyosu. 8.29 olan PD FAVÖK rasyosu 6'ya düşüyor. Prospektif FK'da, prospektif rasyolarda düşen iskontolar, ortaya çıkan iskontolar da burada yanında yazıyor. FK 18.20 şu an 11.71'e düşüyor. PDD 2.24 şu an 1.87'ye düşüyor. %19.62 gibi bir iskonto söz konusu oluyor. Hani güncel çarpanlarla benim beklemiş olduğum kârlar ve cirolar gerçekleşirse prospektif rasyoların düşmüş olduğunu gördük burada. Şimdi başka bir türlü hesaplama yönteminde ise şu anki rasyoların geçerli olduğunu düşünelim. Hani 2024'ün ortalamasının, şimdi bu önümüzdeki süreçte endeks belki de daha düşecek, aksa da beraber düşecek. Hani 1.53'ten örnek olsun diye söylüyorum. 1.45'e düşecek rasyo. Endeksin iştahlı olduğu zamanlarda 1.53 yerine 1.60, 1.70 rasyo ile fiyatlanmış olacak aksaklılık. Ben söylemek istediğim şey burada, şu anki satış yemiş hali rasyolarını kullanacak olursam ortalama olarak, mesela 1.53 ciro çarpanı geçerli olsun. Yine yanlış yere yazdım tablomda, hemen şöyle yapalım. 1.53 PDNS rasyosu 2024'ün kalan zamanının ortalaması olsun diye düşündüğüm zaman, bu rasyoya girdiğimde 49 milyar 789 milyon TL olası piyasa değeri çıkıyor. Ve bu da piyasa değerini de ödenmiş sermayeye böldüğümüzde, böyle formüllü bir şekilde görüldüğünde, 12 lira 83 kuruş olabilecek hisse fiyatı çıkıyor ciro ile. Peki aynı mantıkla FAVÖK rakamını çarpacak olursak, yani şu anki 8.29 ortalama çarpan rakam olarak kullanırsak, 8.29'u yine yanlış yere yazdım, hemen bir geri gideyim. 8.29 PD FAVÖK rasyosu oluşursa 56 milyar 652 milyon TL olası piyasa değeri çıkıyor ve bu olan piyasa değerini de ödenmiş sermayeye böldüğümüzde 14 lira 58 kuruş olabilecek hisse fiyatı çıkıyor. FAVÖK ile bu rakam çıkmış oldu. Ve yine FK 18.20 şu an, yine 18.20 ile 2024'ün kalan zamanında ortalama olarak çarpılırsa, yine yanlış yere yazdım, her seferinde mouse oraya geçtiği için 18.20 yaptım. Ve bu FK çarpanla çalışırsa 16 lira 77 kuruş hisse fiyatı çıkıyor. PDDD rasyosunda 2.24 çarpanımız vardı. Onu da 2.24 yaptığımda 12 lira 58 kuruş hisse fiyatı çıkıyor. Benim bu tablom
alıp bu 4 ortalama 4 çarpanın ortalamasını baz alıyor ve olabilecek makul 14 lira 19 kuruş hisse fiyatı çıkıyor burada. Ve güncel fiyata göre de 35, hadi %35 gibi prim iskontosu söz konusu olduğu ortaya çıkıyor. İşte burası göreceli bir durum. Diyebilirsiniz ki 2024 yılının sonuna dair yapmış olduğumuz bu hesaplamada %35 prim potansiyeli varsa önümüzdeki hani bu 2024'ün son bilançosu Şubat ayında açıklanacak. Ben Şubat ayına kadar bu şirketin fiyatının işte bu oranda artabileceğini düşünüyorum. Diyebilirsiniz ki 7 aylık bir zaman dilimi için %35 prim potansiyeli hani çok da cazip değil, ben yatırım yapmam diyebilirsiniz. Çok saygı duyarım. Herkesin beklentisi farklıdır. Ama benim aksaklıktaki beklentim hisse fiyatı performansı değil. Uzun zamandır, uzun yıllardır paylaştığım üzere ben aksaklıkta olabilecek toplam kardan alabileceğim temettüye odaklıyım. Hisse fiyatı bugün düşmüş, yarın yükselmiş, hani ben alıp satayım, yukarıdan satayım, aşağıdan geri alayım gibi derdim, kaygım olmayan bir şirket Aksa. Hatta hala almaya çalışıyorum, payımı arttırmaya çalışıyorum ki bana göre şu anki fiyatlar da almak için çok uygun fiyatlar. Neden biliyor musunuz? Şimdi bu rakamlar oluşursa, bu hisse fiyatını bir kenara koyun şimdilik. Bu benim beklemiş olduğum kar rakamları oluşursa, bakın tablomun burasında temettü hesaplama bölümü var. Bu 35-32 milyar 500 milyon euro olursa 3.4 milyar yani yaklaşık 3 milyar 500 milyon gibi bir net kar oluşursa hisse başı 0.92 TL kar olabileceği ortaya çıkıyor. Bu şirketin temettü oranı yaklaşık olarak %65 gibi temettü oranı var. Yine %65 kardan temettü verecek olursa 0.60 yani 60 kuruş hisse başı temettü vermesi söz konusu. Ben bugünkü fiyattan yani 10 lira 50 kuruştan bu hisseyi alırsam benim temettü verimim %5.70 olacak. %5.70 oran hani çok yüksek bir oran değil, kabul ediyorum. Ama ortalama temettü veren bir şirket için 5.70 oran iyi bir oran bence. Benim de şöyle bir hedefim var. Daha önce de ben bunu sizlere açıklamıştım. İzlemeyenler için bir daha izah edeyim. %5'in üzerindeki temettü verimi benim için ideal. Ben kendimce şöyle bir hedefim var. Ben yarın bir gün Allah izin verirse emekli olursam, temettü emeklisi olursam, temettü şirketlerinden aldığım temettünün %5'i benim, %5'in üzerindeki paylar ise tekrar temettü şirketlerime yatırıp temettü portföyümde bir yandan beslemeye devam etmek istiyorum, büyütmeye devam etmek istiyorum. O yüzden bu şirketin %5.70'lik temettü verimi hem benim ihtiyaçlarımı karşılamış olacak hem de kendi kendini büyütmek için bir ilave alım yapmış olacak. O yüzden 5.70 oranı benim için güzel bir orandır. 10.50'ye o yüzden hani alırsam ben karlı olurum diye düşünüyorum. Tabii ki yine belirteyim. Benim tahminlerim gerçek olursa, gerçekleşirse bu durum söz konusu. Yarın bir gün şirketin mesela 2024 ikinci çeyrek finansalları yakın zamanda açıklanacak. Finansallar açıklandı diyelim. Şöyle bir durum ortaya çıktı. Hani benim 2024 sonuna dair 1 milyar doları baz alarak çıkartmış olduğum cirolardan daha düşük bir ciro çıktı ikinci çeyrekte. 261 milyon dolar yerine çok daha düşük bir rakam çıktı. Ha, o zaman şirketle de görüşürüm. Kendi tahminlerimi tekrar revize ederim. Ve olabilecek yıl sonu beklentilerimi güncellemiş olurum. O zaman da yine oturup o günkü hisse fiyatı neyse ona göre almak mı lazım? Bu şirketi satmak mı lazım? Ona karar veririm ben. Ama neticede benim adıma şu an için oluşan bu geri çekilme bir fırsat olarak ben bunu değerlendirmek istiyorum. Diyebilirsiniz ki buradaki çarpanları yüksek girdin kardeşim. Buradaki olabilecek fiyat daha düşük kalır tabii ki diyebilirsiniz. Tabii ki herkesin fikri, bakış açısı farklıdır. Hani 1.53 yerine ortalamalar endeks 2024'ün ikinci yarısında kötü bir performans gösterecek ve hisseler de düşük performans gösterecek. Şu anki çarpanlardan daha düşük çarpanlar ortaya çıkabilecek diyebilirsiniz. Tam tersini de söyleyebilirsiniz. 2024'ün ikinci yarısında para politikası değişecek. Belki de faizler indirilmesi söz konusu olacak ve endeks daha iştahlı fiyatlamalar yapacak. Bundan dolayı da endeksteki o iştahlı fiyatlamalar hisselere de yansıyacak. Bu şu anki çarpanlardan daha yüksek çarpanlar ortaya çıkabilecek diyebilirsiniz. Bütün bunlar bakış açısı, herkesin kendi fikri değişik olabilir. Ben olabildiğince makul, olabildiğince ortalamaları baz alarak bir çıkarımda bulunmak istedim. Buradaki fiyat daha yüksek çıkabilir, daha düşük çıkabilir. O herkesin kendi tasarrufunda olsun. Herkes kendi kararını kendisi versin istiyorum. Dolayısıyla aksaklılık için geldiğim nokta benim. Grafiğe baktığımda
hani dolar bazlı bir dirençten dönmüştük. Geri çekilmelerin TL bazlı haftalık grafiklerde sonlarına gelebilmiş olma ihtimalinden bahsettim. Ve aracı kurum dağılımlarında takas analizinde ise alan kurumların, satan kurumların tavırlarını, satışlarını gördük. Ve temel analiz yaptık. Şirketin de olabilecek fiyatının şu anki fiyata göre iskontolu kaldığını gördük. Dolayısıyla aksaklılık için benim düşüncem malum olduğu üzere bir fırsat olarak görüyorum ben bu geri çekilmeyi. Kendi adıma bu düşük fiyatları imkanlarım dahilinde alım yaparak değerlendirmek istiyorum. Ve bu benim kendi kararımdır. Lütfen sizler de kendi kararınızı kendi akıl süzgecinizden geçirerek karar verin. Dolayısıyla böyle bir örnek çalışma yapmak istedim. İnşallah aksaklılık fiyatı daha da fazla düşmez. Açıkçası benim adıma düşmesi hani gerçekten sorun değil. Ama görüyorum ki çok fazla mesaj aldım. Çok fazla soru aldım. Üzülen insanlar da var. Hani onlar adına hiç olmazsa düşüşler inşallah son bulur ve artık yukarı döner de herkes mutlu olur. Çünkü gerçekten aksaklılık yatırımcısının bence mutlu olması gerekiyor. Güzel bir şirket, kurumsal bir şirket. Yatırımcı ilişkileri bölümü gerçekten çok şeffaf. Hani ben aradım görüştüm diyorum. Sizler de arayıp görüşebilirsiniz. Gerçekten aradığınızda da ilgi alaka görüyorsunuz. Bu da aksaklılığın gerçekten güzel kıymetli bir şirket olduğunun göstergesidir. Lütfen sizler de şirketi arayın. Bu düşüşlerle ilgili acaba faaliyetlerinizle ilgili bir sorun sıkıntı mı var sorabilirsiniz. Önümüzdeki süreçle ilgili beklentileriniz ne yönde sorabilirsiniz. Gerçekten bunlara şirket elinden geldiğince makul, pozitif bir şekilde cevaplar veriyor. Evet, bu videoyu da artık epey uzattım. Sonlandırmak istiyorum artık. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki haftanın bol kazançlı, sağlıklı, mutlu geçmesini diliyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.